Sihirli pasta. Bir gün amcam evimize gelmiş, bizi pazar günü için öğle yemeğine davet etmişti. O gün bize 1.000 kişinin çalışarak hazırladığı bir pasta ikram edeceğini de sözlerine eklemişti. Hayretle haykırmıştık. 1.000 kişinin pişirdiği pasta ha! Aman Allah'ım! Bir cami kubbesi kadar bir şey olmalı bu. Pazar gününü iple çektik. Nihayet pazar günü gelip çattı. Amcamın evine vardığımızda şaşırdık önce. Her şey eskisi gibiydi. Halbuki biz bahçede dağ gibi bir pasta olacağını düşünüyorduk. Yemeğe oturduk. Çorba, et yemeği, patates ve sebze vardı. Yemeği yedik ama aklımız hep pastadaydı. Heyecandan titriyorduk. Nihayet kapı açıldı. Teyzem bir tepsi içinde pastayı getirdi. Bu çok defa teyzemin yaptığı üzümlü pastaydı. Hiç de öyle büyük değildi. Erkek kardeşim, amca dedi. Bu senin bize vaat ettiğin pasta değil ki. Amcam, bu işte diye cevap verdi. Kardeşim, iyi ama sen tam 1.000 adamın hazırladığı pasta demiştin bize. Doğru dediğin yavrum. Bak bir kere düşünelim. Pasta yapmak için önce un gerek bize. Un yapmak için kaç kişinin çalıştığını düşün bir kere. Önce tarla sürülecek, ekilecek, hasat yapılacak. Pulluk için, orak için, tohum saçma makinesi için bir sürü madencinin, demircinin, marangozun çalışması lazım. Sonra yumurtaya, süte, şekere ihtiyacımız var. Bunları meydana getirmek için çalışan elleri düşün. Sonra yumurtaya, süte, şekere ihtiyacımız var. Bunları meydana getirmek için çalışan elleri düşün. Daha bitmedi. Kuru üzüm de, mandalina da lazım. Bunlar yabancı memleketlerden geliyor. Bütün bunları gemiler ve trenler getiriyor. Gemileri ve trenleri yapmak için kaç yüz işçi çalışmıştır biliyor musun? Bir de bunlara limanları, kara ve demir yollarını, istasyonları, depoları ekle. Bütün bu malların içine konulduğu sandıkları, çuvalları yapan elleri düşün. Gözlerimiz fal taşı gibi açılmıştı. Kız kardeşim, doğru amca, binlerce el çalışmış bu pastayı yapmak için. Amcam, dahası var dedi. Teyzeniz bu pastayı hazırlarken sobayı kullandı, odun yaktı, tabaklara koydu. Bütün bunları yapan elleri de hesaba katın. Bize bir pasta hazırlamak için çalışan eller sayılamayacak kadar çoktu. Hayretler içinde kaldık. Pastayı yerken o değerli öpülesi elleri düşünüyorduk. Rıza Akdemir.